geldiniz yarıştan sonraki ve kısa saçla çektiğim ilk video. Saçlarımın nasıl olduğu yorumladım zaten ya. Saçlarımın nasıl olduğu ile ilgili video paylaştım zaten. Hatta saçlarımı keserken klasik bir vanne mutfağı gördüğünüz gibi. Bunları aslında size göstermek bile istemiyordum. Yarıştan sonra eve geldim. Evi topluyordum biraz ve şöyle bir alet buldum. Bu çok eski bir alet ve blender şuraya basınca çalışıyor. Bu işte içine bir şey atıp çeviriyorsunuz ya, karışıyor ya. Onlardan. Şimdi doğaçlama. Hiç aklımda öyle tabii birkaç plan oluşturdum. Şunu katarım diye klasik olarak. Ama doğaçlama, bakalım tat nasıl bir tat ortaya çıkacak. Sonra hani nasıl bir şey ortaya çıkacak, ama hedefimiz kilo almak olacak. Kilo almaya yönelik yüksek kalorili bir şey hazırlayacağız. Dediğim gibi tamamen doğaçlama. Şimdi telefonumu şuraya yerleştireyim. Şöyle bir yerleştireyim telefonu. Tost makinesini de silmem lazım ya. Daha bu sabah kullandım, hiç temizlemedim. Gördüğünüz gibi zaten leş götürüyor. Bunu nereye koysam, aynı zamanda beni görün istiyorum. Tost makinesinin üstüne koysam direkt şuradan nasıl olur acaba? Ama onun içini mi görseniz, beni mi görseniz, bunu nasıl hazırlayacağımı da, bunu nereye koyacağımı da bilemedim açıkçası. Ben şöyle biraz uzakta olsam, siz de şöyle beni izleseniz nasıl olur acaba? Tamam ya, böyle yapalım. Aynen şöyle çekeyim. Bunu da biraz sıktım mı? Şuradan sıkarsam eğer bunu. Aa, neden böyle bir şey oldu? Dur ben bunu ayarlayayım, videoyu sonra başlatacağım. Evet dostlarım, kilo almak için bir şey kazanacağız. İçine ne koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi bunu bir açayım. Şurada güvenliği var. Bunu da evde daha yeni buldum ha. Bunu nasıl açıldığını falan filan hiçbir şey bilmiyorum. Ah, buradan açılıyordu lan. Elimi kesmesem bari. Neyse şuradan atarız içine. Şimdi kilo almak için gerekli ilk şeyi size soruyorum. Kilo almak için, kilo almak dediğinizde aklına ne geliyor? Yulaf. Abi yulaf bir kere içinde kesinlikle olması lazım. Birazcık yulaf ekleyelim. Gram gram da yapmayacağım. Ya da gram gram mı yapsak? Hayır, gram gram yapayım ki siz de ölçülerini bilin. Yoksa ölçülerini bilmezsiniz açıkçası. Buraya o zaman bir tabak koyayım ben. Küçük bir tabak. Ve gram gram. Şöyle dondurma kıvamında bir şey yapmayı düşünüyorum açıkçası. Benim önceden buzluğa koyduğum şeyler var. Ay, bunu yanlış yaptım. Önceden buzluğa koyduğum şeyler var. Oradan böyle dondurma kıvamında bir şey yapmak istiyorum. Bir 50 gram yulaf koymak istiyorum bunun içine. Aynen tam 50 gram yulaf. Yani 5 yemek kaşığı oluyor. Bunu şöyle elimle koyacağım. Beş yemek kaşığı kadar yulaf. Biliyorsunuz bir yemek kaşığı 10 gram yulaf eder. Oradan hesaplayabilirsiniz siz de. Şöyle bir 50 gram yulafımızı atalım içine. Hatta 48 gram kaldı. Çoğu dışarıda kaldı. Buzluğumda ne var şimdi? Buzluğumdan süt çıkartayım. Muz çıkartayım. Bunlar buzlu. Bu bildiğin bu biraz tam kıvamında. Bak şimdi anlayacaksınız. Kaç gram süt varmış burada ya? Şurada gram olarak bakalım. 400 gram süt var. Yani bu bayağı bir dolu. Tam istediğim kadar aslında bu. Ben bunu direkt bıçakla keseceğim hepsini kullandığım için. Siz de içinde hani nasıl bir kıvamda olduğunu göstereceğim size. Aslında bu bayağı fazla. Bakın nasıl bir kıvamda olduğunu göstereceğim şimdi size. Tam böyle buz olmak üzere. Gördüğünüz gibi tam böyle buz olmuş olmak üzere yani. Şöyle çıtır çıtır. Aynı dondurma gibi yani. Tam bu kıvamdan bunu tam buz olarak da atabilirsiniz. O zaten kıtır kıtır böyle bayağı bir çevireceğimiz için
güzel bir kıvamda olacak. Bu biraz köpürmüş gibi, bunun hepsini yani görmenizi istiyorum. Şu kıvama bakın. Tam bir dondurma kıvamında. Bu tam 400 gramdı. Şu an kaç gram kaldı bakayım. 150 gram kalmış. Yani ne kadar kullandık? İşte böyle yaklaşık 250 gram falan süt koydum. Gram olarak söylüyorum çünkü. Ya da bunu hepsini koyayım ben. Hepsiyle yapacağım. Biraz fazla malzemeyle yapacağım. Kalanını sonra içerim. Çünkü ben bunun kabını kestiğim için bu şekilde beklemez. Dibinde birazcık kaldı. O yüzden ben bol malzemeyle bir şey yapayım. Yarısını şimdi içerim. Yarısını da daha sonra içeceğim. Hatta bu kutuyu ben şöyle bir kere daha keseyim ki dibindekiler bayağı buz olmuş. Onları daha kolay alabilirim. Aynen. Lanet olsun ya. Yarısı yere düştü. Neyse, zaten çok temiz evim. Evim çok temiz. Yani böyle şeylere dikkat etmem lazım. Bunlar yere düşerse evin bütün temizliği bozulur. Bir tane muz var. Bu muz da buzluktan çıkardım bu arada. Bu muz da buzluktan çıkardım. Yani dedim ya, dondurma kıvamında bir şey yapmak istiyorsanız kullanacağınız şeyleri buzlukta biraz bekletirseniz çok iyi olur. Bunun kıvamını size nasıl gösterebilirim? Şöyle elimle koparsam acaba? Ya aslında soyulmasından bile anlayabilirsiniz. Bakın nasıl değişik soyuluyor. Yani şunlar falan çıkmadı böyle tam. Muzun parçaları çıkmadı tam. Şöyle bir açalım bunu iyice. Bak. Bence soyulmasından anlayabilirsiniz aslında. Buz gibi ha, ellerim dondu. Şöyle kırsam acaba anlar mısınız? Bilmiyorum ki. Yani böyle buz olmak üzere bir muz. Atalım bunu da içine. Şimdi bunun içine ne attık? Önce bir ellerimi ve şu ortalıkları sütleri silmek istiyorum. Şurada birkaç tane süt var. Onları da silmek istedim açıkçası. Şöyle peçeteyi de sileyim. Ya buraları var ya. Buraları editlemiyorum ya. Çocuklar bana saydırıyorlar ya. Ama ne yapayım? Telefondan çekiyorum ve çektiğim gibi yüklüyorum. Ve siz bana diyorsunuz ki abi lütfen videoları editleme. Olduğu gibi at, biz izleriz diyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum. Olduğu gibi atıyorum. Siz izliyorsunuz. Şimdi buna güzel bir tat yapacağız, tamam mı? Buna gerçekten güzel bir tat yapmak istiyorum. İçine birazcık kakao atacağım. Kakaolu olsun. Ama kakao nerede? Where is my kakao? Olması lazım. Olması lazım. Bir sürü olması lazım. Dur ben bir bakkala gideyim. Kakao alıp geleyim diyecektim. Tam kakao buldum ama bu %100 kakao değil herhalde. Bakayım şuraya. En az %10 kakao yağı içerir. Yazıyor. Yağı azaltılmış kakao tozu. Bu değil mi? Bize %100 kakao lazım ya. Vardı benim burada ama. Tamamdır. Bu kakao da aslında benim işimi görür. Aynen. Bu kaç grammış? 25 gram kakao. Biraz fazla aslında ama. 25 gram kakao attım. Fazla değil ya. Çünkü zaten bir tane muz koydum. 400 gram süt koydum. 25 gram kakao hiç de fazla değil. Bunun içine süt atacağım. Süt diyorum, bal. Bu balı da nereden aldım? Burdur'dan aldım. Bir tane köylü yapmış. Gerçekten inandım ama kendisi yaptığına. Normalde köylülere de inanılmıyor artık. Hatta size bir hikaye anlatayım mı? Size bir hikaye anlatayım. Dostlarım, benim babam toptan yumurta işi yapıyor, tamam mı? Yani toptan yumurtacı. Beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama
Şöyle çevireceğim biraz, beni görün. Benim babam toptan yumurtacı, tamam mı? Bizim bir dükkanımız var. Toptan yumurta dükkanımız var. Yani dop dolu yumurta ve bakkallara falan yumurta dağıtıyoruz. Ve iki tane çift var. Bu iki tane çift inanın bana hastalar. Yani böyle adamın, hatta adamın buralarında makineler falan var. Diyalize falan giriyor. Çok fazla bilmiyorum onları ama buralarda, buralarında adamın makineler falan var. Böyle adamlar, böyle hastalar yani. Ve gerçekten de köylü gibi duruyorlar. İstanbul'da bu arada. Gerçekten de köylü gibi duruyorlar. Bu arada iki yemek, iki çay kaşığı, duruma göre 3 çay kaşığı bal atmak istiyorum buna. Gerçekten de köylü gibi duruyorlar bunlar. Ve gelip bizden babamın satmadığı ya da gerçekten böyle hani kar kazanmadığı ürünler var. Mesela nasıl ürünler bunlar? Kirli yumurtalar var mesela. Yani kirli. Mesela fabrikadan bir geliyor ama gerçekten çok kirli. Bizim işçiler onları ayırıyorlar. Ve onları işte ihtiyaç sahiplerine veriyor babam. Bazen bazı pastaneler var. İşte öyle semt pastaneleri. Onlar alıyorlar. Çok ucuza satıyor. Ucuza gelsin diye falan. Onlar alıyorlar. İşte bu köylüler, az önce söylediğim köylü görünümdekiler, köylü değiller, köylü görünümdekiler gelip bu ürünleri alıyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gidip pazarlarda işte biz köylüyüz süsü verip, bunlar da bizim kendi yumurtamız süsü verip atıyorum kolisi böyle, kolisini 4 liradan 3 liradan aldıkları yumurtaları gidip 30 liraya 40 liraya satıyorlar pazarda. Hani bunlar bizim yumurtalarımız, biz köylüyüz şeyi verip, süsü verip satıyorlar. İşte bu yüzden aslında köylü görünümdekileri de inanılmıyor. Zaten bunu babam yakaladığı zaman, bunları pazarda yakaladığı zaman bir daha asla onlara bir şey satmadı falan derken. Yani böyle şeyler yaşanıyor. O yüzden kimseye de güvenmiyor ama bu balı aldığım yerde adama gerçekten güvendim. Ve şu an ilk defa balın tadına baktım. Bal galiba gerçekten güzel bir bal. Orijinal bir bal. Hiç şeker tadı gelmiyor. Böyle direkt bal tadı geldi yani ağzıma. Şimdi evet dostlarım. Süt attık. Yulaf attık. Muz attık. Kakao attık. Bunları biraz karıştıralım mı? Bunları biraz karıştıralım. Sonra tadına bakacağım. Duruma göre oynamalar yapacağım. Tabii atmadığım bir şeyler daha var. Bazı şeyler daha atacağım içine. Şöyle bir dursun bu. Buna birazcık, bu arada buna protein tozu atmayacağım. Buna birazcık fıstık ezmesi ekleyelim ama. Buna biraz %100 fıstık ezmesi ekleyelim. Bir dolu dolu küçük kaşık. Bir dolu dolu küçük kaşık fıstık ezmesi ekleyelim buna. Hatta ben biraz daha ekleyeceğim çünkü hepsi kaşığımdan eklenmedi. Böyle derin bir yerden attığım için yanlış yaptım aslında. Burayı açacaktım da açamadım. Bilmiyorum nasıl kapattıysam açamadım. Biraz fıstık ezmesi ekledim. Bunu da yiyeyim de bari kalmasın. Şimdi bunun içine biraz daha şundan ekleyeceğim. Bakın biraz bekleteceğim. Yine buzluktan, bu arada yine buzluktan çıkartıyorum. Buzlukta bayağı bir şeyim var benim. Buzluktan çıkartıyorum. Bakın %80 bitter çikolata. Bunu Migros'lardan falan bulabilirsiniz. Ben bunlardan bayağı bayağı alıyorum gördüğüm zaman çünkü sanırım bütün sporcular böyle görüyorlar ve hepsini alıyorlar. Kolay kolay da bulunmuyor. Yani her seferine denk gelemeyebiliriz, bilirsiniz. Yaklaşık 3 tane, yani şöyle bir sırada dondurulmuş olduğu için kırılmıyor. Nasıl kırabilirim? Şunlar. Kırabilirim. O gerçekten kırılmıyor lan. Yo.
Şöyle bir kere daha kırayım da öyle atayım bari. Şimdi artık tadına bakacağım ve duruma göre bir şeyler daha ekleyeceğim veya çıkartacağım. Eğer tadı hani böyle biraz daha bir şeyler istiyorsa ona göre ekleyeceğim ve güzel bir tat ortaya çıkartacağım sizin için. Birazcık orta kırılıyor. Çikolata parçacıklı bir şey olacak. Kakaoyu biraz fazla kaçırmışız. Dur şuradan tadına bakmak istiyorum bunun. Ama bir şey söyleyeyim, bu gerçekten çikolata parçacıklı ya. Şu kalın olanlar çikolata parçacığı mı acaba? Bunun biraz neye eksik? Şöyle bir tadına bakayım bir daha. Balı sanırım az olmuş. Buraya şekerli. Bak şekersiz sevenler için çok güzel. Ama buna biraz daha bal ekleyeceğim ve bu mükemmel bir şey olacak. Buna biraz daha bal ekleyeceğim. Hatta bu açıkken. Yani buna ne kadar bal eklemiş olacağız? Bir dolu dolu yemek kaşığı bal eklemiş olacağız buna. Biraz daha eklersem eğer böyle olacak. Şöyle şu ana kadar ne kadar ekledim? Aynı bu şekilde. Buna da hiç eklenmiyor ki. Az çok az gidiyormuş. Hiç tahmin ettiğim kadar bile gitmemiş. Tamamen doğaçlama yapıyorum yalnız. Yani hiç planlama değil. Şu an doğaçlama bir tarif çıkardım ortaya. Gerçi çok temel şeyler ama yine de şöyle yapsam tak. Ya gördünüz size ne kadar koydum ya. Benim kanalı biliyorsunuz. Benim kanalı hiçbir zaman resmi olmayacak. Hiçbir zaman böyle burada yazılar çıkmayacak. Yani bilmiyorum, belki çok sonra burada yazılar çıkmıştı. Bu kadar miktar, bu kadar miktar. Ben hiçbir zaman burada böyle resmi konuşmayacağım. Her zaman böyle saçmalayacağım. Benim kanal bu. Ben buyum abi. Ben hiçbir zaman mükemmel editler beklemeyin. Biraz daha bal koydum işte. Gördüğünüz gibi biraz daha bal koydum. Ama gerçekten soğukluğu çok güzel. Oha buldum. Buna birazcık buz ekleyeceğim ben. Kesinlikle buna biraz buz eklersem efsane olacak. Tatlılığı harika oldu. Olacak yani kesin zaten. Birazcık ihtiyacı vardı sadece. Buna ben bayağı bir, yani şöyle soğuk olsun abi, dondurma gibi olsun. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir buz ekliyorum. Aynen. Bu arada hani çeşmeden değil, içme suyundan yapılmış buz. Yani ben içemiyorum böyle çeşme suyu olduğu zaman. Hani çay olduğu zaman tamam da, böyle bir şeyler yaptığım zaman yemek için yiyemiyorum nedense. Çeşme suyundan olduğu zaman. Tamam herhalde. Tamam değilmiş. Tamam değil tabii ki de ya. Ne tamam ya? Adam gibi yapsın üşmeyi bu. Ne üşengeç adamsın ya. Bu sefer tamam galiba. Çok da böyle fazla yaparsak şey olur diye korkuyorum. Böyle buzlar biraz çıtır çıtır olsun aslında ağzımda istiyorum. Nasıl çıkarttık ya biz az önce?
düşüneyim gerçi. Şuradan tadına bakayım. Soğumuş. Bunu nasıl çıkardım abi ben az önce? Az önce nasıl çıktın abi sen? Çıksana kanka. Şöyle mi acaba? Ya ne mal adamım ya. Güzel bir kaşık alayım. Hatta yemek kaşığıyla direkt bunu kaşık değil. Şu söyleyeyim mi? Çok güzel görünüyor ya. Bak kıvama bak abi. Şu kıvamın güzelliğine bakar mısın? Tam bir dondurma. Alın size dondurma. Bunu biraz daha az malzemeli, bol buzlu yaparsanız alın size dondurma. Buzlar kıtır kıtır gelmesi güzel aslında. Yani bunu bayağı bir döndürmemiz lazım. Galiba bayağı bir döndürüp buzların tamamen kırılmasını sağlarsak çok güzel olabilir. Malzemeyi söylüyorum. Tadı gerçekten çok güzel oldu. 25 gram kakao, bunu unutmayın. Kakao gerçekten bunu tam tadını belli etti. Bir tane donmuş buz. Buz koyduk içine. Bitter çikolata koyduk 3 kare. Sakın arttırmayın. Bitter çikolatanın tadı çok iyi. Yulaf koyduk 50 gram. Onu da kilo almak isteyenler kesinlikle koysun. Aynı zamanda biraz katılık verdi buna. Gayet güzel oldu. Ya işte video geriye sarın bakın abi neler koyduğumuz. Abi balı biraz kararsız koyduk. Balı bir 3 tane biraz koyduk. Sonra bir 3 tane daha biraz dolu dolu koyduk falan derken. Yani bayağı bir tatlılık verdik buna balla. Bir şey söyleyeceğim. Süt koyduk 400 gram ama bu bayağı fazla oldu. Siz bunların gramlarını tam yarı yaparak kendinize bir porsiyon bir şey çıkartabilirsiniz. Buz koyduğunuz zaman iyice buzu kırın, tamam mı? Şu anda ağzıma parçacıklı parçacıklı geliyor. Buz koyduğunuz zaman iyice kırın. Bitter çikolatalarınız ağzınıza parça parça gelsin istiyorsanız buzlar tamamen kırıldıktan sonra bitter çikolatayı koyun ve tamamen çevirmeyin. Birazcık çevirin yeter. O konuları hani kırılsın yeterli. Öyle parça parça gelecek ağzınıza. Ben bunu ne yapacağım? Açıkçası buzların öyle kıtır kıtır ağzıma gelmesi hiç fark etmez benim için. Vanne gömer baba. Vanne affetmez. Her türlü bunu yerim ben. Şöyle bir bardağım var benim. Neden başladığını hatırla bro. Neden başladığını hatırla bardağım var benim. Say if it were. Bunu böyle ben buna dökerim. Ve antrenmana gideceğim. Antrenmandan önce ben bunu patlatırım baba. Güzel olmuş. Çok kakaolu olmuş. Tam kakaolu bir şeyler sevenler için çok iyi. Bir dahaki el çilekli yaparız. Tam bir kilo aldırıcı bir şey içecek. Kıvamı da tam istediğim gibi kıvamı. Tam bir kilo aldırıcı şey. Bunu içtiğiniz zaman kilo almama gibi bir ihtimaliniz yok bence. Yani şu gördüğünüz bir bardak tahmin ediyorum 350-400 kalori vardır. Bunu biraz da kuru yemiş eklemek. Ekleyebilirdik aslında ama maliyeti arttırmak istemedim. Böyle ucuz yollu bir şeyler olsun istedim aslında. Ama bir dahakine maliyet yok baba. Maliyet olmadan hayvan gibi kilo alabileceğiniz bir şey yapabilirim eğer isterseniz. Yorumların altına yazabilirsiniz. Hiç maliyeti hesap etmeden hayvan gibi kilo alacağımız bir şey yapabilirim. İsterseniz aslında şu anda malzemeler var. Bu videodan sonra yapabilirim ama. Neyse bu videodan hemen sonra yapmayayım. Başka zaman yaparım. Eğer istiyorsanız yorum olarak belirtin. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Peace out. I like it. Oh. I like it baby.